Efendim, korona dünya birincisi olduk. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi burada gidersen daha da olur. İyi izliyorsunuz. Arkadaşlar, korona dünya birincisi olduk. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne diyeyim? Yerel veya merkez yönetimlerin başarısızlığı. Nokta. Bayağı iyi olduğumuzu iddia ediliyordu. Hasta vaka ayrımı yapılıyordu. Ne bileyim işte, dünya bizi örnek alıyor falan deniyordu. Bu örnek alma durumu niye bu kadar çabuk tersine döndü Örnek sence? alma gibi bir durum yok. Yanlı bağlı medyanın haberleri onlar. Gerçeği yansıtmayan haberler olduğu için öyle lanse ediliyor o Ama toplum. vatandaş da bu haberlere güvenip maskeyi indiriyor. Ne bileyim işte, kafasına göre takılıyor. Hiç kurallara uymuyor ama bu biraz suça girmez mi? Girer de işte medya öyle lanse ettiği için vatandaş da öyle sanıyor doğal olarak. Peki sence düzelir miyiz? Yani Maalesef. şu an Hiçbir şekilde. düzelme yönünde bir adım atılıyor mu Yok sence? maalesef. Geçen gün maç izliyordum. Maçta 100 bin tane taraftar var tribünde. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ama oluyor. Türkiye'de oluyor maalesef. Şimdi yaz geliyor, Antalya mesela turizm şehri. Dünyanın en çok korona barındıran ülkesine insanlar turist olarak gelir mi? Gelmez ama şu anda herhalde en risklilerde değil Antalya bildiğim kadarıyla. Risklilerde mi acaba? Antalya da kırmızıdır şu an. Kırmızı Şu an Türkiye'nin her yeri kırmızı. İşte hani bazı yapılan şeyler var da burada konuşamıyoruz maalesef. Genciz, öğrenciyiz. Korkuyoruz diyorsun. Her şeye konuşamıyoruz şimdi. Zaten büyük ihtimalle yurt dışına çıkacağız. Üniversite bitirdik mi? Sen de mi hocam? Aynen öyle. Abi, kime sorsak? Gençlerin %75'inin olduğu gibi ben de öyleyim maalesef. Peki nereye gitmeyi düşünüyorsun? Ya Almanya ya Danimarka. Şimdi Almanya, Danimarka'ya giden mesleği olmayanlar için söylüyorum. Belki senin iyi bir mesleğin Makine vardı. mühendisiyim ben. Makine mühendisi. Almanya'da da makine mühendisliği Almanya'nın en popüler mesleklerinden biri. Onun için de oraya gidiyorum, sanayi çok geliştiği için. Ya bizim insanımız mesela şey diyor, genellikle yaşlılar diyor, bir de tuzu kuru olanlar şunu diyor. Ya bu millet diyor iş beğenmiyor diyor. Yani size mesela niye diyor amelilik yapmıyor diyor. Makine mühendisi olmuşsun, sana niye amelilik yapmadığını sorguluyor. Niye makine mühendisi olamadığını değil de, ya da o alanda iş bulamadığını değil de, niye amelilik yapmadığını sorguluyor. Ya bu size reva mı? Şöyle bir şey var, şimdi sigortasız bir işte çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi sen diyor ki adam sigortası iş teklif ediyor. 1800-1700 lira. Bunu mesela ben olsam reddederim. Siz olsanız da reddedersiniz. Bu iş beğenmemek değildir. Köleliği reddetmektir Türkiye'de. Asgari ücretin altında bir maaş alıyorsan sen kölesindir zaten. Yani asgari ücret de kölelik. Onu da es Hani geçmeyelim. onu da o da Açlık öyle de. sınırı çünkü O da o da öyle de hani kötünün şeyi olarak söylüyorum. En kötüsü olarak. Düşünsenize 2800 lira maaş asgari ücret olan bir ülkede 1700 lira teklif ediliyor. Sigorta yok ve ortalama bir dünyada çalışma süresi 8 saat. Dünya ortalaması. Emin olun Türkiye'de 12 saatten aşağı iş yok. Bazı yerler 17 saat ya. 17 saat. Direkt kölelik. Güvenlik olarak çalışan bir tanıdığımız var. Akşam 5, sabahleyin 8. Akşam 5, sabahleyin 8. Kaç saat hesaplar mısınız? 15 saat ediyor. 15 saat. 15 saat. Böyle işte Türkiye'nin Ama o da haline şükrediyordur şimdi. Ya şey yapmış gibi olmayayım ama. Yok, şükretmiyor maalesef. Etmesin zaten. Ya onu ederse zaten yaşamasın. Değil mi? Ama işte birçok insan diyor ki ya ne güzel iş bulmuş diyor. Evini rızkını götürüyor diyor. Daha ne istiyor diyor. Ama evini rızkını da yeteri kadar götüremiyor aslında. Ya götüremiyor ayrı bir şey. Zaten 15 saat çalışan bir insan işçi değildir orada. Köledir zaten. Peki sence düzelir mi Türkiye? Yarın öbür gün Almanya'ya gitsen. Şu anda bir yönetim değişikliğine ihtiyaç var Türkiye'nin. Yani yeni bir yüz. Ben Mansur Yavaş'ı örnek alıyorum Türkiye'de. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu o tarz bilimi ele alan, üretimi ele alan insanlar gelirse Türkiye'de olur. Gelmezse. Makam aracı bile kullanmıyor. Böyle insanlar lazım Türkiye'ye. Gelmezse ne olacak? Gelmezse ben zaten yurt dışına çıkacağım. İlgilendirmiyor burası maalesef. Onu siz düşünün artık. Siz, onu diyecektim. Onu siz düşünün. Kalanlar düşünsün. Başınızın çaresine bakın diyor. Aynen öyle. Peki. Peki Almanya'ya ya da Hollanda'ya gittiğin zaman, ayağın yere Danimarka'ya özür dilerim. Evet. Gittiğin zaman ya ben kesin iş bulurum diyor musun? Yani genelde buradan gidenler memnun. Şimdi gurbetçiler diyor ki ülkemiz çok güzel, ülkemiz çok güzel. Evet. Gelin de yaşayın o zaman kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sadece ben değilim böyle düşünen. Şu arkadaşım da yurt dışına gitmiş. Onu da çekersiniz ya. Herkes böyle düşünüyor artık. Türkiye'den ümidini kesti insanlar. Efendim, koronada dünya birincisiyiz. Ne diyorsunuz? Olabilir, ne yapalım yani. Ne Normal bu? Miydi? Yani bunun kimin suçu? Kimin suçu sence abi? Bence halkın yani sizin gayeniz. Cumhurbaşkanı atıyorsun. Cumhurbaşkanı ne suçu var? Hani iyi çok. Cumhurbaşkanı demedik, bismillah. Ben biliyorum sizin şeyinizi gayet. Değil ya oysa? Çok üzücü ya. Konuşalım mı efendim? Vallahi Cumhurbaşkanı demeyeceğim. Korkuyor, korkuyor. Adı Cumhurbaşkanı ile aynı karaya girecek, kötü bir şey diyeceğiz diye korkuyor.
Koronada dünya birincisi oldu, konuşalım mı? Ne düşünüyorsunuz abi? Normal. Neden normal? Yani uygulanan... Politikalardan mı? Politikalar değil de uygulanan kısıtlamalar falan tam yeterli değildi. Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Kısıtlama deyince mesela ne yapılmadı ya da ne yapıldı da sizi rahatsız etti, bu durumlara geldik sizce? Ya bir ay dişimiz çıkacaktı, tam kapanacaktı. Ondan sonra da rahatlayacaktık ama işte kısmen bazı hafta sonu kısıtlamalar, hafta içi açık, hafta sonu kısıtlamalar. Kongreleri laf atıyorlar, hiç alakası var mıdır sizce? Vardır, vardır. Var mıdır? Vardır. Lebalep diyorsunuz. Aynen öyle. Vatandaş kimisi mesela diyor ki ya diyor ne alakası var diyor. Cumhurbaşkanı ile ne alakası var? Ya Sağlık Bakanı demiyor mu işte maske, mesafe, hijyen? Evet. Yani orada uygulanması mümkün değil o kadar kalabalıkta. Demek zaten ki, uygulamayı da tercih etmediler. Yani uygulanmadığı için de bu hale geldi yani normal. Şu anda dünyanın en riskli şehirlerinden birindeyiz. Dünyanın en riskli ülkesindeyiz öncelikle. Yani... Tedirgin oluyor musunuz? Yoksa insanları görüyoruz biz mesela maske burnun altında. Turizmde çalışıyoruz. Turizmin açılmasını beklerken tekrar kapanmaya gidilecektir diye düşünüyorum. Çünkü 50 bin lira dayan. 55 bini gördük. Ve ölüm sayısı 250'yi geçti. Bu daha önce bile bu kadar yoktu. Tedbirler daha sıkıydı ama şimdi bu yükseklikte tedbirler daha gevşek. Dolayısıyla bunlar bekleniyordu yani olur. Bizim çalışanların ne yiyecek abi bu dönemde? Şu anda Türkiye'ye böyle bir durumda turist gelir mi? Tek tük geliyor. Tek tük yani ben tur içindeymişim. Tek tük geliyor şu anda. Tek tük sizin evinize ekmek götürmenize yeter mi? Zor, zor. İptal oluyor zaten. Rezervasyon geliyor. Bakıyorsun ertesi gün iptal olmuş. Evet. Yani nasıl olacak bu insanlar ne yiyecek abi? Valla işte köprülerimiz var, asfaltlarımız var, ne bileyim. Bir yerden başlayalım diyorsun kemirmeye. Oradan kazıyıp yiyeceğiz yani. Ya yani adamlar diyor ya işte köprü yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık ama üzerinden geçerken para ödeyerek geçiyor. Bana ne faydası var ki yapılan köprünün? Anlatabiliyor muyum? Yani bize bir faydası olmayan işleri tamam yapılması güzel, yaptıkları da hoş ama yani tekrar para ödeyerek geçiyor. Senin paran ne yapıyor, sen para ödeyerek geçiyorsun yani. Biz de bir köşesinden başları satmaya yeriz yani. Öyle olur. Satamayız zaten. Şöyle bir onlar da. Tabii canım. Şuna değinmek istiyorum. Ya bir Türk bir ülkenin vatandaşısın. Dünyada da 200'den fazla ülke var. Ama ne hikmetse senin ülken koronada birinci. Ya hani kıyaslasan demek ki en kötüsü bizimki. Ya bu sende nasıl bir ruh hali hissettiriyor? Yani ben nasıl oldu da dünyanın en kötü yönetilen ülkesine düştüm diyor musun? Çocukların psikolojisi bozuldu. Evde kapalı kaldılar. Okulları şey yaptı. Yani İnanılmaz bir durumda ev hali, evdeki durumlar çok kötü. Hı hı. Çocuklar gerçekten psikolojik olarak iyice yıprandılar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Okullarla alakalı bir gelişme yok. Söylenen bir şey yok. Yani biz de anne baba olarak şaşırıyoruz, kalıyoruz ne yapacağımızı. Çocuklar iyice ben şimdi dedim hadi gel biraz çıkarayım. Çıkmak da istemiyor artık. Çünkü bir korku salırıyor doğal olarak. Ya böyle durumlar çok kötüyüz ya. Ne olacak bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin bakalım. Yani ekonomi dersen bir garip. Yani bir garip bir durumdayız. Yani. Gariplik iyi yönde mi gariplik, kötü yönde mi? Kötü yönde garibiz abi. Yani herkes çıkıyor işte ben sizinle röportajlarınızı seyredim. Adam diyor ki bak telefona bak. Ya adam belki 5 senede taksi bir telefon almıştı. Ondan zenginliği ölçüyor. Düşün yani. Ayakkabısı yoktu diyor. Ayakkabısı var diyor. Şunu yok ya böyle bir şey var mı? Yani ben 56 yaşındayım. Bunlar 19 senedir mi? Ben daha önce de havalimanında uçağa biniyordum. Daha önce de otobanımız belki bu kadar yoktu ama vardı. Daha önce arabalarımız vardı. Bu ülkede araba üretiliyordu. Abi eskiden biz ne denir ona? At arabasıyla geziyorduk şehirden. Kağanıyla gidiyorduk. Kağanıyla? Tabii tabii. Yani her şey bunlarla oldu. İşte çarık vardı mesela 19 sene önce. Dostum herkes bunlarla Türkiye'ye bir şeylerin geldiğini zannediyor. Yani yanlış olan bu. Yani ülke zaten vardı ama yavaş yavaş teknolojiyle şununla bununla gelişiyor. Eskiden 5 senede yaptığın bir köprüyü şimdi 6 ayda yapabiliyorsun. 1 senede yapıyorsun. Teknoloji o kadar ilerlediği için şimdi bunlar da bu kadar çabuklukta. Ha şunlar yapıldı bunlar yapıldı muhabbetine giriyorlar. Yani yapılacak tabii ki yani bu hizmet için başa geçiyorsun. Gençler peki uyuyorlar mı? Durumun bir şeylerin farkında mı? Bazı gençler biliyorlar. Bunu takip ediyorlar, araştırıyorlar. Bazı gençler de çok cahilce davranıyorlar. Öyle bir durum var yani. Çünkü soruyorsunuz bazılarına geçerken buradan. Adam bir şeyden bir haber yani. Dünyadan bir haberler. Öyle durumlar da var. Kıbrıs'ın nerede olduğunu sor. Afrika'da diyor yani sana. Yani böyle bir haberler de var. Yani çok
karışık durumdayız ya ülke olarak. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Arkadaşlar koronada dünya birincisi olduk. Ne düşünüyoruz? Vallahi normaldir. Baksana daha maskelerini takmıyorlar. Karşıya baksan görürsün. He bak. Onlar şey şerbetlidir belki. Ülke olarak çok sorumsuz bir ülkeyiz. Kısaca öyle düşünüyorum. Nasıl ondan olacak peki böyle? Bu kafayla düzelir mi? Vallahi biraz zor ya. Yani zor diyorsun. Yani bu kafayla gidersek daha kötüye de gidebiliriz. Peki. Teşekkür ettim. Sağ olun. Efendim koronada dünya birincisi olduk. Maskeyi takmıyoruz. Şeyinde değil. Efendim koronada dünya birincisi olduk. Ne düşünüyorsunuz? Şükür duygularınız ya. Vallahi ben memnunum abi. İnşallah 5000 kişi ölür günde. Evet abi. Vallahi ölsün. 5000 kişi ölmesin. Niye öyle dedin ölsün abi? Ölsün abi. Madde tedbiri almıyoruz. Ölsün. Evet. Bize diyorlar işte kapanın bilmem ne. Kendinizi koruyor. Ne korumuyoruz. Sokakta öpüşüyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Abi 1000 kişi ölürse vallahi sevinirim. Bin yaş kaç yaş? 70. Sizin sokağa çıkmanız yasak. He? Sizin sokağa çıkmanız yasak. Ben camiden çıktım, ben tedbirimi almışım. Sizin için çok riskli ama en ya çok sizin. Ya kardeşim ben de gebereyim onlardan, Allah Allah. Ben ne diyeyim, 1000 kişi ölürse sevinirim. Vallahi sevinirim. Vallahi. Yemin ederim sevinirim. Madem tedbiri almıyoruz beter o. Ben de dahil. Uymuyor. Neden böyle olduk peki abi? Uymuyor. Bilemiyorum onu, bilemiyorum. Bazıları hükümete suç buluyor, doğru mu sizce? Doğru. Ki devlette suç yok ki, bizde suç. Vatandaşlar biraz kendini bilmeli. Hali yok ya. Kurallara uymalıyız. Peki bu kongrelere falan şey yapıyorlar. Kongrelerle arttı diyorlar. Kongrelerin ilgisi yok. Vallahi soruyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kongreye adamlar giderken onların özel ve güzel, onların doktor hekim var. Bizler gibi değil. Bunları onlar diyenler geri zekalılar, tamam mı? Onu diyenler geri zekalılar. Şimdi o adam bu kadar bilmiyor mu? Özellikle Türkiye'mizde 65 yaşındaki vatandaşımızı aynı kendi çocuğu gibi bağrına bastı, peki, seviyor. Peki yalnız bu yaşlılar mı hastalanıyor yoksa gençler de mi hastalanıyor? Buna yaşlılar yatağa düşüyor. Gençler ayakta da hallediyor. Ya ne ayakta? Git hastanelerde çok genç. Ben niye ben hastalanmıyorum? Genç yaşlı toplum olarak kurallara uymalıyız yani. Başka çaresi yok bu işin. Genç doktorlar öldü gitti. Ama doktor işte birebir temaslı ya. O garibanın mecbur yani. Onun işi bu. Tamam işte diyelim, genç. Şimdi ne diyor biliyor musun? Adam şurada polis geliyor, biz gözümüzün önünde zabıtayı, polisi görüyor. Evet. Yani şimdi sen görevini yapıyor. Adam maskeni taktı ya diyor. Sen kimsin diyor. Takmıyor. Yani şimdi bu başımızdaki de o adam gibi, o adamı daha ben göremiyorum da. O adamı polis ne yapsın? Senin arkandan seni takip eden veya sana can güvenliğin var. Kendin yapacaksın güvenliğin. Sağ ol hocam. Oldu babacığım, hadi. Sağ olasın. Ne sormaya çalışıyorsun sen, ben anlamadım. Korona, ben kendin soruyorsun, kendin cevap veriyorsun. Genelde evet, insanlar konuşmayı pek şey tercih etmediği için yönlendirmeye çalışıyorum. Fikrini almaya çalışıyorum. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Yani koronada tek suç vatandaşın mıdır öncelikle? Öncelikle vatandaşın olur mu? Tüm dünya toplumu ilgilendiren bir mesele gibi bir şey, öyle algılamaya başladık. Peki siz bana niye kızdınız? Sorularda verilen cevaplara yönlendiriliyorsun. Sanki bu şekilde cevap verin şeklinde bir yönlendirmeler oluyor da onu. Genellikle şey yapıyor. Genellikle çat diye sorunca sık hani cevap veremediği için yönlendiriyorum. Doğru. Tamam. Sırayla konuşalım abi. Sen çok seviyorsun bizim mikrofonu. Sırayla konuş. Tamam. Doğrudur. Ama şimdi bu hastalık yalnız belirli bir kesime değil yani. Herkese değil mi? Evet. Hep beraber tedbir almamız gerekiyor. Tedbir alırken mesela bizim adımıza hani yöneticiler tedbir alıyor ya. O yöneticilerin kusuru var mı sizce? Yok mu? Söyleyeceğiniz, ben söylersem yönlendiriyor oluyor. Yok mu? Göz görüyor işte, bunu söylemeye gerek yok. Mesela ne var? Ben söylemiş olmayayım, siz söyleyin, yönlendirdi. Yani kongreler yapılırken lebalep mi deniliyordu? Ne diyorlar? O zaman bir şey yok. Şimdi geri vites yaptılar azıcık. Teravihler evde kılınabilir. Doğru. Yani benim tahtım sallanmasın. Öteki taraf ne olursa olsun. Başka? Şimdi ben bunu da aynısını şey yapsaydım, sen diyecektin ki yönlendiriyorsun beni. Şimdi bakın, insanlar bazen konuşurken korkuyor. Evet. Az önce kendini söylediniz. Evet. Biz şimdi korkunun önce fayda yok. Düşündüğümüzü söylemezsek perişan olur. Söyleyin zaten abi. O yüzden mikrofon var. Hepimiz tedbiri beraber alacağız. Empati kurmasını bileceğiz. Bu kadar basit. Yani birilerinin siyasi bekası için kalkıp vatandaşın hallet olmasını istemem ben kendi adıma.
Ama abi dedi 1000 kişi ölsün de ne olacak dedi. Şimdi bakın, onun tanırım ben onları. Onun kültürü bambaşka bir kültür. Ne söylediğini zaten pek de bilmez yani. Ölsün 1000 kişi ölsün. Babası ölsün, kendisi ölsün o zaman 1000 kişi öleceğini. 1000 kişiden biri ben değilsem sorun yok diyor. Tamam işte. Bu kadar basit. Yani ben kongre yaparım. Lebalep kongreyi yaparım. Benim kongrem dolu olur. Ben halktan iltifatımı alırım veya istediğimi alırım. Gerisi gaz olsun. Bilmem. Düzelir miyiz abi bu kafayla? Şimdi bakın, bu düzelmemiz için hepimizin uyanık olması gerekiyor. Beyin tembelliğini bırakmamız gerekiyor. Bu korku imparatorluğunu az da olsa, çok az da olsa aşmamız gerektiğine inanıyorum ben kendi adıma. Bunun ilacı da ne? Şimdi başka bir şey söyleyeceğim, bu sefer örgütçü diye alacağım. Demokrasidir onun ilacı. Eğitimdir. Ama eğitimin bir ilkesi olması lazım. Eğitimin bir kalitesi olmasın. Marifin değil mi? Bir kalitesi olması lazım. Hangi ilkeyle okuyacağız, eğitim alacağız? Atatürk ilkeleriyle, ama o da pek sevilmiyor artık. Ha, şimdi oraya geldiğimizde o Atatürk sevgisini bu insanların içinden kolay kolay atamazlar. Gençlere de yerleştirmiyorlar işte. Hani yeni doğmuş gençlere de Atatürk sevgisi hiç verilmiyor ki. Atmakta uğraşmayalım. Atatürk sevgisi verilmiyor ama ateizm de daha, bir o kadar da artıyor, ama o ne olacak? Ateizm diyorsun. Ateizm. Ne demek o? Dinsiz. Ateizm. Ateizm Allah'sız, Allah'a da inanmayan. Bir de dine inanmayan, Allah'ın var olduğuna inanıp da dine inanmayan. Deist. Deizm miydi o? Evet, ha. Deizm. Deizm, pardon. Estağfurullah. Ne demek, evet. Olur. O nasıl olacak? O Atatürk sevgisini köreltirken o çıkıyordu karşı taraftan. O nasıl oluyor? Demek ki bunların eğitim sisteminde bir problem var. Muhakkak var tabii. Olmaz mı? Hı hı. Ama bu problemi aşmamız için hepimizin bir araya hemfikir olmamız gerekiyor. Evet. Hemfikir olmamız gerekiyor. Hemfikire gerek yok. Düşünmeyi bilsek yeter bence. Farklı düşünelim. Onda sıkıntı yok da. Ama empati de kuralım o arada. Mutlaka. Farklı düşünmek de kadar güzel bir şey var. Ama bir zenginliktir. Yani kültür zenginliği. O çok güzel. Hoş bir şey. Ama 1000 kişi ölsün bana bir şey olmasın oldu mu? Doğru söylüyorsun. Evet. Ben öleceğime babam versin. Bana bir şey olmasın. Böyle bir şey, halk tabiri vardır. Peki, teşekkür ederim. Var mı başka bir şey soracağınız? Soracağım bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Fazla konuşursam zaten. Tehlikeli su var buralar. Peki, çok teşekkür ederim. Pek de tehlikeden kaçmam. Eğer bunun konuştuklarımız tehlikeli adet edip de bir şeyler yapılacaklarsa, ona da eyvallah.